148 kişi 27 milyon dolara bölüştü. O gün çok iyi bir gündü ya. İki tane oğlum var, onlar doğdu. Onların doğduğu günler çok ayrı. Ondan sonra herhalde en keyif aldığım gün oydu yani. Instagram'da arkadaşız tabii hepsiyle. Instagram'ı bir açıyorum, herkes yurt dışından bildiriyor. Biri Yunanistan'da, öbürü İtalya'da, öbürü bilmem. Herkes parayı yemeye başlamış falan. Komikti yani bayağı bir. Günde 70 ila 90 arası karar verirdim. Hiç kolay değil yani. Ya ben bu ülkeyi çok seviyorum. Ya ben burada doğdum. Gerçekçiyim, evet. Öyleyim yani. Ama şey, yani hayal kurmanın keyfini bilirim. Girişimci olmak için daha iyi zaman şimdiki zaman bence. Bu kesin. Çok sık duyduğum bir şey. Abi her şey bulundu artık. Yeni yapacak bir şey yok ki falan. Yani böyle bir şey olabilir mi yani? Benim ne iş yaptığımı anlatmam sürüyordu yani. Ha işte Nevzat da web sayfası yapıyor falan diyorlardı büyük ihtimalle etrafımda, çevremdekiler yani. Bence olayın 3 boyutu var. 3 partiyi ikna etmek gerekiyor projenin başarılı olması için. Biri ortakların. Yani ortak olarak düşündüğün, hakikaten projeye değer katacağına inandığın arkadaşlarını yanına almak için onları ikna etmen lazım. İkinci kısım restoranları ikna etmek. Restoranlar zaten internetten siparişle falan bir alakaları yok. Yani Türkiye'de bir projen varsa büyük ihtimalle bir restorandan geçiyor. Ya bu restoranlara o kadar fazla insan gitmiş ki. Benim bir projem var, şöyle yapalım, işte charger makinesi koyacağız, otomatik sipariş. Herkes gidiyor restoranlara. Ve 6 ay sonra etrafta yok adam, batmış falan. Onlar bıkmışlar bu işten. Yok kardeşim diyor falan. Bizim internette falan alakamız olmaz. Yatırım da yapmayız buna diyor. Onları ikna etmek zor. Üçüncü parti de kullanıcılar. Kullanıcıları da bize güvenin. Bak sen orada aç bir şekilde bekliyorsun siparişini almak için. Ama ben hakikaten benim üzerimden sipariş verdiğin takdirde sana bunu bir şekilde makul bir süre içerisinde ve istediğin ürünlerle, istediğin orada yazan fiyat neyse doğru bir şekilde göndereceğimin garantisini veriyorum. Bu üç partiyi de ikna etmek kolay değildi. İlk sipariş hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. İlk sipariş biz verdik. Çevre pastanesi var Mecidiyeköy'de. Oradan pasta siparişi vermiştik. Pastayı kestik ilk sipariş diye. Ya etrafta pek bir yatırımcı yoktu ki yani. 2-3 tane vardı. Biz kime gitsek bizi pek ciddiye almadılar yani. İlk onlar geldi. O hakikaten geçen Cem Uzan yazmış. İyi ki almamışız demiş. Çocuklar büyüdüler falan demiş. Cem Uzan değil, Hakan Uzan'la ben görüşüyordum. İyi vizyon hakikaten. 3 ay olmuştu açılalı. Günde aldığımız sipariş 30. 30 adet sipariş alıyoruz yani. Hiç fatura kesmemişiz. Yani çünkü öyle fatura kesecek kadar bir meblağ birikmemiş restoranlarımızda. Geldiler, 800 bin dolar teklif ettiler. Yani üniversite yeni bitmiş. Projeyle ilgili çalıştığımız süre 6 ay falan. 800 bin dolar yani bayağı etrafımda bunu yapmayalım diyen yoktu. Herkes Nevzat bunu kaçırma bilmem ne falan. Ortaklar da öyle sağ olsunlar. Yapmadık yani. Hayır dedik. Daha sonra da çok geldi. 2,5'tan geldi değerleme, 7,5 geldi, 11, 15 hep geldi ya. Ya ben şimdi Yemek Sepeti'nin başarısı falan diyor ya, böyle Yemek Sepeti satıldı. İşte 589 diyor. 660 aslında. Ya cebinde 300-500 bin dolar varken 500 milyon dolarlık teklife hayır demektir bence başarı yani. İnsan bir banka hesabına bakar değil mi? Kaç paran var da sen 500 milyon doları gördün mü hiçbir arada hayır diyorsun diye. Hayır dedim yani. Yani dalga mı geçiyorsun falan diye. Yıllarım var işte pazarlık yaparken karşı tarafa. Zaten onlara hayır demezsen o teklif yükselmiyor. Biz 100 milyon dolar teklifi evet deseydik zaten satmıştık 100 milyon dolara. Çok iyi gidiyordu şirket. Sattığımızda bizim aldığımız sipariş sayısı günde 100 bindi. Ben Yemek Sepeti'ni bıraktığımda Yemek Sepeti'nin günlük sipariş sayısı 900 bindi. 147 kişiye dağıttık, 2 kişi ayrıldı. Çok iyi bir ekiptik yani. O gün çok iyi bir gündü ya. İki tane oğlum var, onlar doğdu. Onların doğduğu günler çok ayrı. Ondan sonra herhalde en keyif aldığım gün oydu yani. 147 kişinin hepsiyle görüşemedim tek tek. 50'siyle görüştüm. Ve dedim ki ya işte Ahmet, Mehmet biliyorsun sattık. Şimdi niye kutladığını anlayacaksın dedim yani. Biz sattık, parayı biz aldık. Niye hep beraber kutluyoruz? Şirkette niye böyle bir sevinç ortamı var? Bunu paylaşmamız gerekiyor tabii ki. Biz de uygun bir rakam gördük dedim, sana uygun. İşte ne tahmin ediyorsun dedim falan. Ya olur mu Nevzat Bey, işte söylenmez bu. Sizin uygun gördüyseniz okey falan filan diyor. Yok ya söyle falan dedim mesela. Ya işte okey 5000 dolar çok iyi olurdu benim için işte. Ya biz biraz daha fazla uygun gördük. 250 bin dolar diyorsun mesela. Karşı tarafın tepkileri çok acayip oluyor. Hakikaten çok çok değişikti yani. Çok güzeldi yani. Sarılanlar, zaten herkes sarılıyor, ağlayanlar falan, mektup yazanlar sonrasında. Evine gittiğinde o gün ailesiyle beraber fotoğraf gönderenler falan. Yani 148 kişi 27 milyon doları bölüştü. Bir de her çalışana birer maaş ikramiye verdik. Yani herkes bir şekilde sevindi. İki kişi ayrıldı 147'de. Biri kendi işini kurdu, biri de yurt dışına taşındı. Instagram'da arkadaşız tabii hepsiyle. Instagram'ı bir açıyorum, herkes yurt dışından bildiriyor. Biri Yunanistan'da, öbürü İtalya'da, öbürü bilmem ne. Herkes parayı yemeye başlamış falan. Komikti yani bayağı bir.
Ya yemek sepeti denen şirket ki bu ülkenin bence Cumhuriyet tarihinin internetle özellikle ilgili olarak başarı anlamında çok önemli hikayelerinden biri. Kuruluş rakamı 80 bin dolar. O dönem büyük holdinglerin internetin ne olduğunu tam da anlamadan internete yapmış olduğu yatırımların toplamı 100 milyonlarca dolar diye. Doğru ekiple, doğru iş modeliyle, ısrarla böyle aynı o duvara tekrar tekrar vurarak yemek sepetini başarılı yaptık yani. 14 seneye kadar yemek sepetine girmek için mutlaka benden geçmek gerekiyordu. Ya ben herkesle mutlaka görüşürdüm 10 dakika. O insanların yemek sepeti kurum kültürüne ne kadar uyabileceğini ve kurum kültürünü hep beraber bir yere taşımama yardımcı olup olamayacağını anlardım yani. Ya bu kültürün birkaç ana öğesi vardı. Transparanlık acayip önemliydi. Takım çalışması acayip önemliydi. İletişim ve dinamizm acayip önemliydi. Bu 4 tane madde üstüne yoğunlaştık ve burada bize gerekli yardımı yapabileceğini düşünmediğimiz insanlarla çalışmadık. Hep şey derdim ya, daha öncesinde ne olurdu ayrılırım derdim. Ya bir gün sabah artık çok buraya gelmek istemiyorum, bu toplantılara girmek istemiyorum diye hissettiğimde ayrılırım derdim. O zamanın geldiğini düşündüm. Hayat nefis bir şey. 22 sene yemek sepeti tamam ya, 40 sene mi olacak yani? Yani 9000 kişinin sorumluluğu üzerinde. Günde 70 ila 90 arası karar verirdim. Hiç kolay değil yani. Hayatımda hiç zorunda olduğum için bir şey yapmak istemedim. Yani para kazanmak da öyle bir şey benim için. Ben para kazanmak için bir şey yapmadım hayatımda yani. Düzgün bir şey yapayım, başarılı olayım. Zaten ardından para mutlaka gelecek dedim ve geldi. Bence doğru yerlerde doğru kararları verebildik. Şimdi dönüp baktığımda öyle görüyorum. Bana sunum geliyor şimdi girişimcilerden. Adam daha ilk sunum yapmış. Benim onun şirketine niye ortak olmam gerektiğini bana anlatmaya değil mi? Beni ikna etmeye çalışıyor. Şu kadar sene sonra buna bu çarpandan satacağım diye yola çıkmış. Bence hiç şansı yok. Ya bırak bunu, sana invest eden adam düşünsün. Sen girişimcisin ya. Senin konsantre olman gereken şey o şirketi mümkün olduğunca iyi idare ediyor olmak ve büyütmek. Ondan sonra zaten kapıda sıra oluyordu ya. Türkiye'de araştırma yapılıyordu. Yaptırıyorlardı. İşte McKinsey'ye, ona buna kime yatırım yapalım diye. 3-5 tane firma çıkıyordu. Biri hep biz çıkıyordu. Ortaklık yapısını istiyorlardı. İçeride yatırımcı yok. Nasıl yani? Peki nasıl 8 sene olmuş diyor ya. Nasıl yatırımcı olmadan nasıl buraya getirdiniz bu şirketi? Getirdik dedik yani. İşte o bootstrap 8 sene kastık yani. Hakikaten bayağı kastık yani. Ara ara işlerin iyi gitmediği oldu. Benim için dönemsel işlerin iyi gitmemesi sıkıntı değildi. Ama onun ortaklarımda yarattığı moral bozukluğu çok önemli oldu. Birkaç kere devam ediyor muyuz, bırakıyor muyuz, satıyor muyuz falan toplantısı yapmak zorunda kaldık. O toplantılarda genelde yapıyoruz, hadi olacak, bakın seneye tekrar konuşalım bunu, bırakmayın bu aşamada bilmem ne falan diyen taraf bendim yani. Şu anda bütün imkanlarım var, dünyanın her yerine gidebilirim. Ya ben bu ülkeyi çok seviyorum. Ya ben burada doğdum. Evet, okumak için falan yurt dışına gittiğim geldiğim oldu ama hiç yurt dışında geçirdiğim zamanda ben Türkiye'ye dönmeyeceğim, burada kalacağım diye bir şey düşünmedim yani. Hep buradan alabileceğimin maksimumunu alayım, ülkeye geri döneyim ve bir şeyler motivasyonu vardı. Bu ülke benim ülkem. Ben bu insanı çok seviyorum. Sorumluluk duygusu çok ön plana çıkıyor. Ya ben 23 yaşında yemek sepetini kurduğumda kime ne sorumluluğum vardı ki yani? Ya başarısız olsam ne olacaktı ki yani? 2-3 sene bir yerde çalışmış, becerememiş olacaktım. Yine büyük ihtimalle yaşıtlarımdan daha tecrübe edilmiş bir şekilde tekrar profesyonel hayata geri dönecektim yani. Şimdi öyle değil yani. Şu anda artık yaşım 47. 47 yaşında hayatından 2-3-4 sene kaybetmek çok şey gelmiyor bana. Çok olabilir gelmiyor. İnternetten acayip zevk alıyorum. İnternetle tanışmam benim 94 yılı. 64 kilobit Türkiye'nin çıkışı vardı. Hot üzerine çıkardık. Hocalar şey der, Nevzat, mozaik derlerdi o zaman Netscape'e. Mozaiği yükleme, mozaikten yüklen ve Türkiye'nin çıkışı daralıyor, telefonlar geliyor derlerdi bana. Ben orada internetten işte araştırma yapıyorum, bir şey yapıyorum. Bu saçma sapan bir şey de bu. Pamela Anderson fotoğrafına bakıyorum, atıyorum. Orada ülke internette çıkamıyor falan. Yani şanslıydım, internetin ne olduğunu daha erken idrak edebildim. Ondan sonra da yemek sepeti geldi zaten. Gerçekçiyim, evet. Öyleyim yani. Ama şey, yani hayal kurmanın keyfini bilirim. Yemek sepetinde çok hayal kurduk zamanında. Girişimci olmak için daha iyi zaman şimdiki zaman bence. Bu kesin. Çok sık duyduğum bir şey. Abi her şey bulundu artık, yeni yapacak bir şey yok ki falan. Yani böyle bir şey olabilir mi? Yani yeni teknolojiler çıkıyor, bambaşka bir yere gidiyor. Daha da fazla kat be kat farklı proje ortaya çıkıyor. Bizim dönemde girişimcilik kelimesi yoktu. Kendi işimizi yapıyoruz derdik. Yani benim ne iş yaptığımı anlatmam sürüyordu yani. Ha işte Nevzat da web sayfası yapıyor falan diyorlardı bizim. Her şey var yani. Şimdi çok başka bir yerden bahsediyoruz. 78 tane oldu şu anda yatırım. O sektörde zaman geçirmekten keyif alacağım ve bir şeyler öğreneceğim sektörleri seçiyorum.
Gençler benden çok daha ChatGPT'de prompt engineering'i benden daha iyi biliyorlar yani. Ama ben de onunla bir zaman harcayayım ki onun ne olduğunu anlayayım en azından diye zaman geçiriyorum. Ben yemek sepetini sattıktan sonra para yemeye başlasaydım ve artık teknolojiyle, internetle falan girişimcilikle, girişimlerle bir alakam olmasaydı bayağı sığ bir adam olurdum. O kadar hızla değişen ve gelişen bir dönemden geçiyoruz ki. Bir takım konseptlerle ilgili mesela proje geliyor. Hiç duymamışım yani. Hiç yolda birçok şeyi doğru yapman lazım. En önemlilerinden biri ekip. Yatırımcıya dikkat etmen lazım. Yatırımcının asıl konusu kendi yatırdığı parayı korumak. Kurucunun amacı şirketi en başarılı halde idare ediyor olmak. Bunların bazen çakıştığı oluyor. O yüzden yatırımcı tarafına çok dikkat edin. Girişimci proje öyle bir sarılıyor ki gitmediği meydanda 4 seneni vermişsin. Ayda kazandığın, fatura kestiğin para 3000 TL. Yani bu gitmeyecek yani deniyorsun falan olmuyor. Bunu bırakıp başka bir şey yapman lazım hayatta. Sosyal çevresinde başarısız olmuş görünmeden bir korku var bizde. O inandığı projesiyle sonuna kadar artık paranın son kuruşuna kadar harcayıp öyle pes etmeyi tercih ediyor ve pes de etmiyor genelde yani. Bu proje böyle sürüncemede bir şekilde senelerce gidiyor. Ya ben de aşıktım yemek sepetine ama bizim aşık olacak sebebimiz vardı. Yemek sepeti iyi gidiyordu yani. Öyle maillar gelirdi ki bize. Ben o mail adresine 12 sene falan ben baktım. Kullanıcıların yorumları nedir ne değildir. Canlı chat'i açtık, konuşmaları okuyordum akşam. Ya boş zamanda onu okurdum yani. Anlamaya çalışıyordum çünkü kullanıcıyı. Mutfak kültürü anlamında İspanya çok ayrı bir yer. Fransız mutfağı çok sevdiğim bir mutfak değil. İtalyan çok seviyorum ama. Yunan da severim ki bize benzer yani. Bence yoğurdu ve peyniri daha iyi kullanabiliyorlar bazı şeylerde yani süt ürünlerinde öyle düşünüyorum. Türk mutfağı olması gerektiği yerde değil diye düşünüyorum. Hakikaten çok iyi şeflerimiz var. O yüzden ben çok potansiyelimizin olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki yıllarda da uluslararası alanlarda Türk şeflerini ve Türk restoranlarını çok daha fazla duyacağız bence. Gastronomi turizmi için iyi bir yer Türkiye. Kuzeyine bakıyorsun, bambaşka bir yemek tarzından bahsediyorsun. Güneye iniyorsun, orada işte biraz daha Akdeniz'le birleşiyor. Ege'ye gidiyorsun, Yunan etkileri var. İçeri gittikçe Arap ağırlaşıyor. Bir sürü farklı kültürün bir iç içe geçtiği bir mutfak kültürü. Bundan daha güzel ne olabilir yani? Trabzonspor çok başka bir tutku benim için. Yani bunun bir rasyonel bir açıklaması yok yani. Tabii ki kanun kural çerçevesinde elimden gelen her şeyi yaparım yani. Valla Liverpool ve Manchester, Liverpool son 10 senede özellikle. Manchester United ondan önceki Ferguson döneminde çok bence etkiliydi. Real Madrid ekolüne inanan ve en iyi oyuncuyu al, onlar bir şekilde oynarlar diyen bir ekoli çok yakın bulmadım kendimi. Barcelona'nın tabii yetiştirme oyuncu potansiyeli çok yüksek. Onlar da altyapı anlamında çok iyiler. Juventus'un scouting'i çok iyi. Yani farklı takımları düşününce. Ama yani etrafta böyle 10-15 milyon euroya takım kurup da Avrupa bazında başarılı olmaya çalışan ve olan bir sürü takım var ya. Yani. Artık yani öyle eskisi kolay değil yani. Akşam şeyi seyrediyorum. Bodo Beşiktaş maçını. Bodo'nun bütçesi ne kadardır ki yani? Ve Beşiktaş'a top göstermedi. Fenerbahçe, Ludogorets'i yendi. Rahat da yendi. Bence Ludogorets çok iyi takım. Yani. Galatasaray, Bayern Münih ilk yarı ezdi yani. Galatasaray, Bayern Münih'i. İkinci yarı 3-1 bitti maç. Yani futbol çok zevkli bir oyun. Elinizden geldiği kadar doğruları yapmak, gerisini de sahaya bırakmak gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'nde falan eskiden aradan sıyrılan takımlar görürdük finalde. Yani Duka Damlı, Şıta Bükreşler, işte yok Sampdoryalar falan. İlginç takımlar çıkardı. Artık o dönem bitti. 8-10 tane takım var. Bu 10 takım arasında geçiyor olay. Onun biraz daha o Cinderella story diyorlar ya, yani küçük takımın da üstüne koya koya gelip başarılı olduğu dönemleri de hakikaten özlüyorum yani. Benim hatırladığım ilk peri masalı Maradona'dır, Napoli'dir yani. Napoli o çok acayip bir hikayeydi. Ondan o hikayeye çok ihtiyacımız var bence. Pele'yi seyredemedim ben. Ya Pele'yi kimse seyredemedi. Pele Brezilya'da oynadı. Yani Pele Avrupa'ya gelmedi ki. Yani izleyenler inanılmaz diyorlar yani ama bilmiyorum yani. Ona bir şey diyemiyorum. 3 Dünya Kupası kazanmış ya. Yani kim yapabilir ki onu? Yani biz göremeyiz. 3 Dünya Kupası kazanmak ne demek ya? 3 Dünya Kupası'nda oynayamıyorsun bile yani şimdi. Ve o dönemde arada kazanamadığı kupada zaten sakatlanıyor Bulgaristan maçında. Biçiyorlar. Oynayamıyor yani. O kupayı kazanamıyor Brezilya'ya. Yani. Zaten kötü bir Brezilya'ydı o da. Yani o yüzden o hakemlerin o kadar sertliğe müsamaha gösterdiği dönemlerde bu insanlar Pele Maradona oldular yani. Maradona çok ayrıdır benim için. O formayı giydiği maçtaki maçın şeyi, video görüntüsü. Arjantin Napoli maçı o. Napoli ile maç oynuyorlar 86'dan önce. Bak bu çok ilginçtir. Atina Olimpiyat meşalesi. Var tabii canım. Buffon var. Donnarumma var. Oblak aldım en son. Uğurcan zaten var. Topluyorum yani.
Maradona'nın Life is Life çalarken bir antrenman yaptığı bir şey vardır. Bayern Münih maçı. Orada giydiği montu aldım. Orada böyle mavi mont giyiyor. Güzel yani. Bu yaştan sonra buna şey yaptım. Şu Rooney kırmızı olan. Bunun kürasyonu önemli yani. Atıyorum şu formayı koyarken o maçın görüntülerini orada koyacaksın falan filan. Yani orada güzel bir şey yapman lazım yani.